Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu. İnsanlar nasıl bir felaket olduğunun farkında değiller. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında canlı yayında gündemi değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, sansür yasası, Erdoğan'ın %40 zam istediği, maaşı ve Prens Salman vardı. Konuyla ilgili, cinayet emri veren katille kucaklaşacak diyen Kılıçdaroğlu maaş zammı isteğiyle ilgili, bu rolleri bırak çocuklarının milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımı kucakladığımı iletmek isterim. Saraydan talimat alan parlamento istemiyoruz. Gazeteciler özgürce yazsınlar, İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsun istiyoruz. Yargıya adaleti dağıtmaktan uzak. Yönetimin ne yaptığı belli değil, saray ayrı havalarda. Halka bakıyorsunuz tonlarca sorun var, her kuruşun hakkını verecek bir yönetim gelecek. Kul hakkı yemeyen bir yönetim gelecek. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında farkın olduğu bir yönetim gelecek. Bütün kurumlarıyla saygı duyulan bir Türkiye'ye kuracağız. Bir sansür kanunu getirmişler. Getirmişler meclise herkes imza atıyor. Ne olduğunu da bilmiyorlar. Kimse AKP'yi eleştirmesin, kimse konuşmasın, sanıyorlar ki millet bunu yutacak. Her şey meydanda. Yasa getiriyorlar. Yargıtay'dan da bir hakim geliyor. Komisyonda konuşuyor. Sipur'un yaratır diyor. AKP vekilleri hakimi susturmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle de pişman oldular. Onlar, mükemmel bir teklif diyecek birini bekliyordu. Namuslu bir hakim gelmiş. Yargı baskı altında. Ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı bile terörist diye içeri attılar. Ben Ankara'ya gelmeden fezlekem gelmişti. Biz Kuvayi Milliyeciyiz, siz hala öğrenemediniz mi? Pınar Hanım, neyin suç olduğunu bilmiyoruz, diyor. Onlar biliyorlar. Doğru dediğinize de suç derler. Çünkü yargı baskı altında özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi, düşünce özgürlüğü olmaz. Biz inandığımız yolda yürüyeceğiz. Bu teklif geldiğinde medya daha güçlenecek diyorlar. Parlamento için de onu demişlerdi. Bir soru önergesine bile cevap vermiyorlar. 600 kişinin aylık aldığı, saraydan gelen tekliflere el kaldırıp indirdiği, muhalefetin yanlışı dile getirdiği bir kurum oldu artık meclis. Çıkıp da AKP'li bir vekilin şu sorun var dediğini duydunuz mu? Ya yukarıdan fırça yersem, korkuları var, anayasa der ki, basın hürdür ama getirilen yasa basın özgürlüğüne karşı. İnsanlar nasıl bir felaket olduğunun farkında değiller. Yasa gelirse anayasa mahkemesine götüreceğiz. Pınar Gültekin vakası var, haksız tahrik indirimi verdiler. Hangi ahlak kavramı bunu gerektirebilir? Kadınların susmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vicdan sahibi olan herkese sormak isterim. Para uğruna ülke itibarını satan adama ne denir bu ülkede? Konsoloslukta katlediyorlar. Ülkenin itibarını Suudi konsolosluğunun bahçesine gömüyorlar. Yeter ki bana biraz borç ver, diyenlere ahlak aşkına ne yapacağız? Sandığa gideceğiz. Ben hepsini emekli edeceğim. Cinayet emrini veren katille kucaklaşacak. Beyefendi o kadar yukarıdan atıyor ki. Kaşıkçı alçakça operasyonla şehit edildi, dedi. Prens, konsolosluktan ayrıldı, dedi. Ya dışarıda nişanlısı var, onu alıp gitmez mi? Türkiye'nin itibarını yerle bir ediyorsunuz. Gelecek yine kucaklaşacaklar. Cinayet emrini veren katille kucaklaşacak. Bu ülkede bir cinayet işlendiğinde bunun yargı yerinin Türkiye olduğunu biliriz biz, 20 milyon alıp dosyayı kapattı. Milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Onurumuzu ayaklar altına aldılar. Başlangıç Mavi Marmara 10 kişiyi şehit ettiler. Dosyayı vermediler. Bizimki yine esip gürledi. Sana 20 milyon verelim dosyayı kapat dediler. Dosyayı kapattı. Onlar unuttu ama biz unutmadık. Rüşvet alandan büyükelçi yaparsanız balık baştan korkar. Onurunla bırak. Onurumla ben ülkeyi yönetemiyorum, desin bıraksın. Kafası Venezuela'da. Kafası Venezuela'da, buğdayı nasıl ekeceğiz, malı nasıl götüreceğiz, diyor. Aklı orada. Çiftçi tarlayı ekmek zorunda. Dünyanın zammı gelmiş, bu adamlar nasıl geçinecek? 273 milyon lira çiftçinin alacağı. Vermiyorlar bu parayı. Verdiğin iki torba yem parası. Çiftçiyi destekliyoruz, diyorlar. Çiftçiyi milletin efendisi yapacağız. Üretecek, çalışacak, kazanacak. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir model inşa edeceğiz. Aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. İhtiyacımız olanlar belirlenecek. Zararları yeniden konuşacağız. Teşvik vereceğiz. Kooperatif kuracağız, güneş enerjisini kullanacağız. Bazı belediyelerimiz uygulamaya başladı. Sözüm söz. Erdoğan, benim durumum da iyi değil deyip %40 zam istiyor. Ücretliyim diyor. Ama bu rolleri bıraksın. Senin çocuklarının milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çiftlikleri alacaksın, gökdelenler dikeceksin. Kılıçdaroğlu seyredecek.
Her kuruşu alıp millete vereceğiz.